arıyorduk hatırlarsanız. Sonunda işte Fadime bulduk, yayınlarımızı Allah'a şükür ses getirdi. Şöyle yapalım arkadaşlar, Fadime'nin kız kardeşi Şükran Hanım'ı alalım mı buraya? Evet evet, gelin gelin, siz gelin lütfen. Evet evet arkadaşlar, bağlantımız hazır mı? Hazır mı? Ha, bir bana söyleyin, hazır mı bağlantımız? Tamam tamam, ben alayım Şükran Hanım'ı, buraya alayım. Oğlu Selçuk buralarda mı? Selçuk'u da çağırın lütfen. Hepsini teker teker alayım. Orada önemli gelişmeler var. Daha sonra Kürşat'ı eşi Fatma ile karşılaştıracağım. Gel lütfen sevgili Şükran, hazırsa gelsin. Fadime'yi aradık biliyorsunuz. 8 Ocak'tan beri kayıptı. Çok da endişelilerdi. Can güvenliğine endişe ediyorlardı. Yayınlarımız ses getirdi ve Fadime'yi bulduk, Allah'a şükürler olsun. Fadime ile ilgili çok önemli gelişmeler var. Birazdan onları paylaşacağım sizlerle. Fadime de canlı yayında olacak değil mi arkadaşlar? Canlı yayında olacak Fadime Hanım. Lütfen gelir misin Şükran'cığım? Ablası da çok endişeliyim demişti. Şükran'ı alalım lütfen. Gel Şükran'cığım. Tatlım. Nasılsın canım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Kız kardeşin canlı yayında olacak. Oh, şükürler olsun. Evet. Teşekkür ederim. Lütfen yerini alayım teşekkür seni. Teşekkür ederim efendim. Selçuk burada mı arkadaşlar? Selçuk'u da alalım lütfen. Selçuk gelir misin? Oğlu Selçuk. O da teyzemden şüpheleniyorum demişti. Gel. Ne haber canım? Ne yer abla? Ama ağır kanlı abisin böyle. Hiç konuşmuyorsun. Ha? Çok sessizsin. Karşılıklı yürüyelim seninle böyle. Otur bakalım. Hem köşeye geç. Allah'ım ya. Şey, mesafeli delikanlı. Hı? Hı hı. Üzgün olduğunu da biliyorum. Merak etme ya. Annene yardımcı olacağız. Canlı yayında mı arkadaşlar? Şu anda hazırladınız mı sevgili Fadime Hanım'ı, merak ediyor musunuz? Kimin yanında? Evet. Ha, ya dün ben size bir söz verdim. Dedim ki ben kimin yanında olduğunu bulacağım. Kendisiyle konuşacağım ve canlı yayına getireceğim demiştim. Hepsini biliyorum. Ve kız kardeşim de canlı yayında. Teşekkür ederim. Merak etme annem. Ya, merak etmeyin ben. Ha, annem merak ya etmem. Sinirlenme de yani. Dur bakalım, belki annenin desteğe ihtiyacı vardı, bir konuşalım. Ay yani şöyle söyleyeyim Fadime Hanım. Tabii çok birliktelikler yaşamış. O kişiyle nerede tanıştı? Şu anda kimin yanında? Bir tahmininiz var mı? Hiçbir şey tahmin edebiliyor musunuz? Bu kadar kolay mı ikna olur kardeşiniz Fadime Hanım? Efendim? Fadime Hanım bu kadar kolay ikna olur mu? Olur. Öyle mi? Olur. Daha önce de 8 kişi böyle ikna ettiğine göre bu 9.'sü. Tabii olur. Yani çok ben çabuk. İkna edebiliyordum. Olur. Öyle, o kadar İnat kolay. Birisi değildi. En son 10 yıldır Yunus Bey'le beraber. Evet. Daha... Hadi bakalım, görmeye hazır mısınız? Sevgili Fadime Hanımcığım. Fadime Hanım'ı hem LED'e verelim hem ekrana verelim, buyursunlar. 8 Ocak'tan beri kayıp olan Fadime'yi bulduk ve canlı yayına getirdik. Bakalım neler anlatacak. Teşekkür ederim. Şaşıracaksınız. Allah'ım. Fadime Hanımcığım. Çok değişmiş. He? Fadime Hanımcığım nasılsın? Efendim. Çok... Nasılsın, efendim, iyi misin? Efendim iyiyim, sizi sormalı. Ay sağ ol. İyiyim, sizi sormalı. Ay çok endişelendik senin için kız. Ne yapıyorsun, nerelerdesin? İyiyim, rahatım iyi benim. Ben geçen pazartesi Kemalye'den alışveri geldim. Evet. Ondan sonra otele gittim. Evet. O da kaymakamı git dedi. Orada duracaktım, eşimden ayrıldım. Evet. Ondan zabıtaya git dedi. Ben de sokakta kaldım. Ondan sonra bir kağıt verdiler. Ben de geldim, İrfan Bey'le tanıştım. O da beni yemek yedirdi. Evini koydu. Yani dur 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 kız. Şimdi biz onunla... Seninle konuşmak istiyor Şükran. Fatoş. Şükran burada, Şükran burada. Efendim. Ne yapıyorsun? Efendim. Şükran. Ne yapıyorsun Fatoş? Ne yapıyorsun? Seni çok özledim. İyiyim, sen ne... İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim, seni aramaya geldim kardeşim buraya. İyi. Benim rahatım iyi. İrfan tamam. Bey'le tanıştım. He. Evet. Kimle tanıştın? Sokakta kaldım. Kimle tanıştın? İrfan Bey'le, Alaşehir'den. Alaşehir'den İrfan'la tanıştın evi terk edince. Kemalye'ye gitti. Bizimkinden de tehdit görünce, anlaşamayınca ondan sonra Alaşehir'e geldim. Otellik alacaktım. İrfan hani ne iş yapıyor? Yok. Onlar da. Tatlım Fadime'ciğim, İrfan Bey mi? Ne iş yapıyor İrfan Bey? Çağırıyor. Evet. Gelsin evet. Aylığı var. Aylığı var. Yok yok şimdi değil. Ne gel... iş yapıyor İrfan Bey diyor. Sen söyle ya, sen söyle. Ne, bilmiyor musun ne iş yaptığını? Biliyorum. Söyle o zaman. Hurdacı. Hurdacı. Evet, hurda getirip götürüyor. Hurda getirip götürüyor. Ne zamandır tanışıyorsun, tanıyorsun İrfan'ı? Kaç ay oldu?
Ay mı gün mü? Ya diyorum geçen pazartesi tanıştım. Geçen pazartesi tanıştım. Alaşehir'de. Alaşehir'de. Evet. Alabilir. O yerimize geçelim biz oturalım en iyisi. Evet. Peki özür dilerim. Yani sen Yunus'u kocanı terk edince mi gittin hurdacı İrfan'la tanıştın? Nasıl oldu bu İrfan? Evet. Sevgiyim. Nasıl seviyor musun? Ne zaman tanıştın? Alaşehir'de tanıştım diyorum. Bir işte 10 gün oldu geçen pazartesi. Yani iyi, sokakta kalacağımı, kötü yol gideceğimi, o da bana bir evin açtı. E peki niye kız kardeşin yanına gitmedin? Niye oğlunu aramadın, yardım istemedin, bu hurdacı İrfan'a gittin? Ama çünkü tekrar beni Kemal'e eşimi gönderirler diye gitmek istemedim yani, ondan bildirmedim. Doğru söylüyor, evet. Sen Yunus'u sevmiyor musun? Evet valla. Sevmiyor musun Yunus'u? Sevmiyorum. Evet. Kaç 10 yıllık eşin neden sevmiyorsun? Neden abla, iyiliği önünde yemedi arkasından. Ama tehdit gördüm, hiç rahat bulamadım oğlun, ben ondan. Tehdit falan yok ortada. Bak, o annenle konuş, oğlun Selçuk burada. Var, sen bilmesin onu. Ortada tehdit falan yok, bizi sen bilen biliyor köyde. Var, sen bilme. Ben çarşıya gidiyorum, beni ne yaptın sen ne bileceksin? Bu adam kim? Konuşma oradan. Bu adam kim? Ben bu konuşma adamı sen. Demezsin böyle. Ya ben tehdit edemem. Konuşma. Bulup ne yapacaksın? Allah şey Allah. Ne yapabileceksin sen ya? Ne yapabileceksin? Bu adam benim buraya karşıma çıkacaktı. Madem cesareti var. Çıksın. Çıkacaktı karşıma ne benim yapabileceksin? Burada. Ben bir şey yapacağım lan değil. Bilmediğin şeyler sen oldu burada şimdi. Kimseye suçlama, sen kendine bak bu ya. Bak diyor ki senin oğlun Fadime'cim, yediği önde yemediği arkasında, bir eli yağda bir eli banda. Hayır, yalan söyle, siz ona inanmayın. Öyle mi? O babalık ya, bunun kavasını beynini işlemiş. Aslında ondan senin beynini yıkamışlar orada. Hepsi yalan. Senin dediğin de yalan, babalığın da yalan. Kimseye kandırmaya gerek yok. Aslında sen kandırıyorsun burada bir sürü insana. Fadime. Sen kandırıyorsun da. Bir dakika Fadime, bir dakika Fadime'cim, sen kaç yaşındasın bir tanem? Ben 82 doğumluyum. Yani kaç, 30 kaç oluyor 41. Sevgili? 42. 42 yaş. Ama hayat seni çok yormuş, çok yıpratmış seni. Evet, ben yani eşimin yanına gidersem Kemal'ye kesin beni... Gidecek halim kalmadı. Peki sana ne yapıyordu bilmiyorum. Evde? Ne yapıyordu? Dövüyor muydu seni Fadime? Onu da yapacak. Geçen yıl... Odun geldi burnuma, karakola gittim Kemal Yeğen'in, onu savundu, muhtarı da. Ondan bir yıl önce kışın, bak biraz daha kafam acıyor, onun da odun geldi şeyde. Yani hasta oluyorum, bakmıyor, ondan sonra şimdi dövüyor. Yani her şey yapıyor ben tehdit. Ne yapıyorsun abi, bakkala bir dakika. Bakkala gidiyorum, para vermeyi yazdırıyorum. Bir dakika, neden güldün öyle? Kimi onu gördün? Söyleyeceğim. Bir dakika dur. Ambulansla gidiyorum. Bir dakika, bir dakika, karşında birini gördün, güldün. Kim o? İrfan mı? Ben gülmedim ki. Güldün adam, az önce. Hayır. Abla çıksa ya, adam da buraya. Ay güldün. Size öyle geliyor, gülmedim ben. Aa, bana mı öyle geldi? Hay Allah. Hay, mutlu olmanı isterim tabii ben senin. Benim? Ha. Söyle canım. Sağlık ocağı var ya Kemaliye'de. Hı. Bundan önceki doktor Sami. Hı hı. Ben şeker olmuşum, bunun sinirinden, tansiyonla şeker birleşmiş. Ölecektim. Onu da şekerim 300 o düşmedi. Öz abim geldi İzmir'den, Ali. Evet. Onu ben diyorum boşanacağım diyorum, rahat vermiyor. O da bana tehdit etti. Bir yıldır da konuşmuyorduk. Geçen yılda miras paramız vardı Körez'de. Onun geldiğinden konuştuk, bir daha o da aramadı. Ondan sonra pazartesi İzmir'e annem akrabalarına gittim. Perşembe günde abim getirdi eve. Hayır, yani sen bu ben kez hiç rahat göremedim bundan. Bir şey söyleyeceğim tatlım benim. İrfan'la bir dakika, İrfan'la nerede karşılaştın? Bana bir anlatır mısın İrfan'la? Sevgi yolunda. Sevgi yolu neresi? Alaşehir'de mi? Alaşehir'in. Alaşehir'de sevgi yolunda hurdasıyla beraber mi gidiyordu? Ne yapıyordu İrfan? Beni nikamışlar aldı ya. Orada oturuyordu yani caddede. Caddede oturuyordu. Sen mi yanına gittin, o mu senin evet. yanına gitti? Nasıl tanıştınız? Bir öğrenmek istiyorum. Anlatır mısın? Ben gittim. Hı. Ben gittim yanına. Ne oldu da niye gittin İrfan'ın yanına? İşte eşimden ayrılacağım. Sokakta kaldım diye gittim. O da bana evin açtı. Şimdi ben onun yanında rahatım, iyi.
Ama Fademeciğim, sokakta gördüğün hurdacılık yapan bir insanı daha tanımıyorsun, etmiyorsun. İrfan'ı görüyorsun orada, hurdasıyla beraber gidiyor. Sen de o sırada İrfan'ın yanına, ben işte kocamdan ayrıldım, kalacak yerim yok, senin yanına mı geleyim dedin. Neden güvendin, nasıl güvendin? Evet, iyi birisi. Nereden biliyordun iyi birisi olduğunu daha yeni? Benim kıyafetim yoktu, kıyafet aldılar. Yani bana çok güzel bakıyorlar. İrfan seni nereye götürdü? Annem var, babam var. Annem baban mı var? Benim annem babam var, yani İrfan'ın diyor. Anladım, anladım işte. Hepsi çok iyi bir aile. Peki İrfan'ın anne babası senin hala evli olduğunu biliyorlar mı bir tanem? Biliyorlar, hepsi de iyiler. Benim rahatım iyi. İrfan kaç yaşında canım? 38. O evli mi peki? Evli değil, bekar. Bekar. O mu seni ikna etti, sen mi onu ikna ettin? Ben. Sen ikna ettin. Neden? Nasıl oldu ya da ikna? Yıkamışlar çünkü beni. Bir müsaade et, bak şu anda önemli bilgiler alıyoruz. İrfan'ın nesini beğendin de sokakta sevgi yolunda gördüğün İrfan'ın yanına gittin? Neyine güvendin, neyini beğendin, neyi etkiledi seni? Ha? Kulaklık çırp. Didem Hanım çok şey merak ediyor. Aman, bu Didem Hanım ya. Ama meraklı biri ya. Bu Didem de var ya, hiç ne sorular soruyor. Kulaklık takılıyor. Bir taksanız arkadaşlar. Murat muhabirimiz orada. Hadi tak bir tanem. Tak bir tanem. Annenin kafasını yıkandığını, beynini yıkandığını mı söylüyorsun? Evet abla. Selçuk. Çok kolay ikna olabilecek birine benziyor anne. Aynen. Bir öğrenelim bir şeyleri, müsaade et. Müsaade edersen şunu ben merak ediyorum. Ya İrfan'ın... Daha önce tanımadığın birine güvenme ihtimalin biraz zayıf gibi duruyor. Sanki önceden tanıyorsun gibi duruyor Fadimeciğim. Bana öyle geldi sanki. Zayıf değil, zayıf değil, iyi birisi. Ha, iyi bir insan. Sana ne söyledi ki? Sen evet, Yunus'un... Ben bir insanın duruşundan biliyorum iyi olduğu, kötü olduğunu bilirim ben. Ha. Evet, ben bilirim bir insan duruşundan. İrfan nasıl durdu ki öyle birden o kadar sen etkilendin? Ya iyi... Tamam Murat'cığım, mikrofona sen yardımcı olabilirsin, düzeltebilirsin. Bizim muhabirimiz orada. Bunu hepsini canlı yayında yapabiliriz Murat'cığım. Bu arada sevgiler, Murat da birçok yere seyahat etti. Şu şeyde yoruyoruz ekibimiz ama ellerine kollarına sağlık. Ergün öyle, kameraman arkadaşım da öyle. Düzeltebilir misiniz? Ben şimdi İrfan'ı bir görmek istiyorum aslında. İrfan gelmiyor mu yanına? Bir gelsin lütfen. İrfan'ı görmek istiyorum diyor. Evet, İrfan bu tarafta. Seni bu kadar etkileyen kişiyi göreyim. Bir göreyim arkadaşlar. İrfan Bey'i görmek istiyorum diyor. Göremez miyiz? Bir tanışalım İrfan Bey'le. Görebilirsin. Peki İrfan seni alıp eve mi getirdi? Evet. O gün böyle hurdasını alıp evine getirdi. O da Alaşehir'de mi oturuyor?